Görürüz. Hadi mutfağa gidiyoruz. Hadi hemen mutfağa. Oğlum ben geldim. Sen bunları hemen yerleştir tezgahın üstüne. Ben üstüme bir şey giyinmeliğimi unutmadım. Tamam. Üstüme giyinmeliğimi yıkayıp hemen geliyorum. Tamam mı? Sen güzelce yerleştir. Aslında cevizli baklava 2,5 saatlik bir süre içerisinde yeterli bir süre. Dolayısıyla da hani kuzuyu da fırına atacağını tahmin ediyorum. İnşallah o dengeyi sağlar ve cevizli baklavayı da bize lezzetli bir şekilde sunabilir. Bu menü 2,5 saatte hayli hayli yetişir. Yani dediğim gibi tek uğraştıracağı şey, ha belki bakliyatlarımı haşladım vesaire hazırdan kullanmadım deyip oradan bir vurabilir. Ama onun dışında dediğim gibi ana yemeği at fırına. Kendi orada kendi halinde pişecek yani. Başında kimse de beklemiyor. Bir orada uğraştıracağı şeyi Reyhan'ı kendi ovacak. Belki onun bir aromasını vermesi, bir de el açması baklava. Onun dışında uğraşılacak bir menü değil. Yani kendini çok güzel garantiye almış hanımefendi. Polatçığım, el birliğiyle hazırladık malzemeleri. Evet, hazırladık malzemeleri. Bu arada okuyor muydun Polatçığım? Şu an üniversite sınavına hazırlanıyorum. Liseyi bitirdim. Bir hedefin var mı? Ne olmak istiyorsun? Mimarlık ya da mühendislik istiyorum. Tercihlerin çok güzel. Umarım başarabilirsin Polatçığım. İnşallah. Bu arada annen nerede kaldı acaba? Geliyorlar galiba onlar da. Geliyorlar derken? Biz geldik. Aa, inanmıyorum. Kimlerle geldin? Mutfağımın yıldızları çocuklarım. İkizler değil mi? Heyecanlı mısınız sanki biraz? Evet. Ya çok güzelsiniz. İyi ki geldiniz. Hiç benzemiyorlar değil mi? Maşallah çok tatlılar. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Damla 5. sınıfa gidiyorum. Derslerim süper. Anneme mutfakta da yemekler falan yardım ediyorum. Bu kadar. 10 yaşındayım. Sizi de tanıyabilir miyiz beyefendiciğim? Ben Deniz. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Kardeşimle aynı sınıftayım. Deniz'ciğim bir şey soracağım. Önce hanginiz doğdu? İlk önce ben doğdum ama o büyük. Nasıl oluyor o Deniz'ciğim? Valla ben anlamadım. Damlacığım kaç dakika arayla doğdunuz? 2. İlk önce ben doğdum. Şimdi 2 dakika arayla doğdunuz. Peki önce kim doğdu? Ben. Ama büyük olan kim? Ben. Peki bu nasıl oluyor? Sizler sonradan doğan büyük olurmuş. Araştırmalarımıza göre öyleymiş. Çünkü anne rahminde geride kaldığı için. Ben de bunu doğurduktan sonra öğrendim zaten. Bilmiyordum. Ya, sen şimdi Damla'ya abla mı diyorsun? Evet. Yok anne. Peki aranız nasıl? Güzel. Aranızda çekişme var mı? Var. Arada. En çok nerede çekişiyorsunuz? Ders. Evde. Ders konusunda. Ne gibi mesela? Ben daha iyiyim ama o daha iyi olduğumu söylüyor. Damlacığım sen ne diyorsun buna? Ya öyle bir şey yok. Şimdi ders konularına bağlıyor diyor. Ben sınıf birincisiyim falan diyor. Ondan sonra diyor şansa. Aynı sınıfta mısınız? Evet, evet. Peki sınıf birincisi kim? İlk dönemde bendim, hoşum dördüncüyüm. Peki ya sen Damlacığım? Ben de. Bu da beşinci oldum. Sizi tebrik ediyorum çocuklar. Sevdacığım, çocuklarının üçü de çok pırlanta gibi maşallah. Teşekkür ederim. Maşallah. Böyle genç bir anneye sahip olmak nasıl çocuklar? Aktif oluyoruz, sürekli koşuşturuyoruz. O yüzden iyi oluyor herhalde. Çocuklar, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Artık annenizle yarışma vakti geldi. Hadi annenizle vedalaşın bakalım. Anneyi sallayıp çıkın bari. Sen izliyor musun? Yani kolay. Şey ütüle. Masa örtüsünü ütüle. Masa örtüsünü çocuklara mı ütületiyorsun? Kendin yapsaydın ya. Ütüledim de kırışmış oldu. Çok güzel bir ailem var. Artık yarışmaya başlayalım mı? Başlayalım. Süreni başlatayım mı? Başlat. Ben önce malzemelerimi hazırlayıp sonra masamı kuracağım. Nasıl istersen. O zaman 3, 2, 1 ve süren başladı. İlk olarak salatada kullanılacak yeşillikler ve yemeklerde kullanılacak sebzeler yıkanıp sirkeli suda bekletiliyor. Ben masamı kurmaya gidiyorum. Yoksa bu iş böyle bitmeyecek. Hadi o zaman doğru masayı kurmaya. Yürümüş hemen masamı. Kurayım. Beyaz örtüsünün üzerine krem rengi runner'ını yerleştiren yarışmacımız hızla masasının eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Ben bunları boyadım. Sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Bunlar da elimeyim gözünü. Çok güzel görünüyorlar. Aynen şimdi anlatacağım size. Şam damlarımı da ben boyadım. Ay bir tanesi çizilmiş. Şunda bir tek çizik var onu kendime alıyorum. Ama orada Zuhal Hanım oturacak. Ay şey, o zaman diğer deste. Suplaların ardından diğer eksikler de masadaki yerini alıyor birer birer. Mesela bunlar da gümüştü suplalarımla beraber.
Golda boyadım gördüğünüz gibi. Hiç belli mi? Değil. Vallahi eline sağlık. Ne kadar harcama yaptın bunun için? Kaç para harcadım hiç bilmiyorum. Hiç hesap yapmadım. Çiçeğini de masanın ortasına koyan yarışmacımız tabaklarını da suflaların üzerine yerleştiriyor hemen. Dikkat et de toz falan olmasın üzerlerinde. Ben bunları tek tek sildim. Yıkadım, sildim, kuruladım. Sabah mı yaptın bu işleri? Evet, erkenden geldim bunları ben. Yıkadım, kuruladım. Tek tek baktım. Asla bir şey bulamazlar. Bütün tabaklar masadaki yerini alıyor hızlıca. Sen kıyafete önem veren birisin. Yarışmacıların kıyafetleri konusunda ne düşünüyorsun? Etmiyorlar. Bazı insanlar sanki şeyden geliyormuş gibi, dışarıdan geçerken uğruyormuş gibi bir havaları oluyor. Bazı insanları ben sevmiyorum. Özen göstereceksin. Daha önceden biliyorsan bu programa katıldığını, kıyafetlerini de ayarlaman gerekiyor. Ekmeğimi, suyumu en son koyacağım. Şimdi konulmaz. Bu arada kendine çatal koymamışsın. Bir de çok ağırsın ya. Hızlıyım da sen beni lafa tutuyorsun. Ya ben herkesle böyle konuşuyorum, bilmiyor musun? Onlar yetiştiremiyor işte, ben yetiştireyim, bırak da. Aa, niye 3 tane çatal koydun? 3 tane çift servis küçük çatalım benim baklavam için. Onun için de koydum. Şuraya koyup da kalabalık etmek istemedim. Onu da ayrıca yorumlarlarsa söyleyeceğim. Yarışmacımız yanlış yerleştirdiği çatal kaşıkların ardından bardaklarını masaya koyuyor hızlıca. İşte oldu. Hadi geçmiş olsun. Teşekkürler. Olmuştur inşallah. Hadi şimdi doğru yemek yapmaya. Masayı kurduk. Şerbetimizin ölçüsü nedir Sevdacığım? Ben 3 bardak şekeri 3,5 bardak su koyacağım. Bir dilim limon koyacağım. 3 bardak şeker ve 3,5 bardak suyla hazırlanan baklavanın şerbeti kaynamaya bırakılıyor. Şimdi sıra reyhan şerbetinde. Neler koyuyoruz şerbetin içine? Bir dilim limon, aslında göz kararı şeker. Ne kadar mesela? Ya bir bardak falan. Reyhan şerbetine kabuk tarçın ve karanfil de ekleniyor. Şerbeti keskin tavanın yanında mı sunacaksın? Ben ara sıcağımda vermeyi düşünüyorum. Bu arada o koyduğun neydi? O da limon tuzu. Üzerine sıcak su eklenen reyhan şerbeti lezzetinin ortaya çıkması için dinlenmeye alınıyor. Baklava hamuru için bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ve tereyağı kaseye alınıyor. Şimdi ne koyacaksın? Yoğurt. Bazıları sütle yapıyorlar biliyorsun. Süt de olur, yoğurt da olur. Ben aslında yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı yoğurt kullanmak istiyordum ama ben sütü unutmuşum. Eyvah! Ama hiç önemli değil. Sadece yoğurtla yapanlar da var. Bir çay bardağı sıvı yağın ardından göz kararı un eklenerek karıştırılıyor. Son olarak hamur kabartma tozu eklenen baklava hamuru iyice yoğruluyor. Eşinle nasıl tanıştınız? Eşimle çalışırken tanıştık. 6 sene görüştük. 6 sene mi? Sonra ailelerimiz tabii doğal olarak söyledik, o zamanlar şimdiki gibi öyle gezme tozma yoktu. Bu arada yine kabartma tozu ekledin. Azıcık koydum. Evlenmeye karar verdik. Öyle önemli bir evlilik teklifi almadım. Evlilik teklifi almadan nasıl evlendin? Çok böyle önemli bir şey değildi. Öyle konuşurken bir anda evlenmeye karar verdik. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Üzeri streçle kapatılan baklava hamuru dinlenmeye bırakılıyor. Ara yemekte sunulacak etli yaprak sarma için doğranan soğanlar kıymanın üzerine ekleniyor. Sarmanın harcına başka neler koyacaksın? Bulgur, pirinç, yaprak sarmamın içi için. Şimdi yıkayacağım. Salça kullanacağım, baharat. Sonra sarmaya devam edeceğim. Etli yaprak sarma, ya evlerimizde sürekli yaptığımız bir şey zaten. Ama güzel, lezzetli olabilir. Yani eğer lezzetli yaparsan çok severim. Ama yani ev yemeği tarzı. Biraz hani davet menüsüne daha da kayabilirdi. Tamam, etli yaprak sarma güzel de kuru cacık yanına olmadı ki şimdi. En azından bir meze vermesi gerekirdi. Cacığı herkes yapıyor şimdi. En basit bir makarna yapalım, yanına cacık yapalım da yiyelim der gibi olmuş. Ben pek uyduramadım cacığı yanına. Oda sıcaklığına gelen reyhan şerbeti buzdolabına alınıyor. Şimdi bu Anadolu çorbasında neler var çok merak ediyorum. 4 çeşit bakliyat var. Nedir o bakliyatlar? Kırmızı mercimek, yeşil mercimek, bulgur, pirinç, soğan, baharatlar, yoğurt, un, yumurta. Küçük bir tencereye çorbada kullanılacak bütün bakliyatlardan ikişer kaşık alınıyor. Şimdi ne yapıyorsun Sevdacığım? Bakliyatlarımı ben yıkadım. Bunda ölçü önemli. Çünkü kaçarsa çok katı olur. Tam ölçüsü hepsinden birer kaşık ama ben hepsinden 2 kaşık koydum.
Kuzu pirzolayı 14 tane almıştın değil mi? 16. Bana da kalıyor o zaman. Tamam, senin için aldım zaten, iki tanesin ya. İlk kez beni düşünen bir yarışmacıyla karşılaşıyorum. Ay, çok tuz attın sanki. Yok. Üzerine pul biber, kırmızı toz biber ve karabiber eklenen kuzu pirzolalar elle iyice karıştırılıp buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Baklava senin uzmanlık alanın mı yoksa? Yok, o kadar uzman değilim. Uzman olamadın mı hala? Ama ben yıllardır baklava açmıyorum. Baklava hamurunun bir bezesi bol nişastayla açılıyor. Açılan baklava hamuru karşılıklı kenarlarından üst üste katlanıyor. Ya bu hamur bana biraz yumuşak gibi geldi. Yok, bak şimdi bu nişastayla... Çok koydun nişastayı. Yok, o nişasta ama şimdi bu böyle. Biraz daha katlayacak mısın? Bak böyle toplayacağım. Şöyle, bu tekrar dinlenecek. Siz zannediyorsunuz ben onu öyle mi bırakacaktım? Öyle baklava mı olur? Şimdi ikinci bezemi alıyorum. Aynı şekilde açıp kenara alacağım. Dinlenecek. O sırada başka yemeklerime bakacağım. Havuç dilimi aslında çok severim. Cevizli baklavayı da çok severim. Ama o el açması, o inceliği, kıtırlığı, o çıtırlığı isterim. O tereyağı kokusunu isterim yani. İşte menüde sadece bir tane hoşuma giden bir ürün buldum. Güzel olur el açması ama bakalım açabilecek mi kısa sürede? Gerçi diğer yemekleri kolay. Açmasa da yani imkanı yok. Açması gerekir. Burada Zuhal Topal'la yemekteyiz de 83 milyon bir nüfuslu ülkede yayın yapan bir programa yakışacak bir menü asla değil. Baklava hamurunun ikinci bezesi de aynı şekilde açılıp karşılıklı kenarlarından üst üste katlanıyor. Bunlar burada beklerken biraz azıcık dinlenecek. Burası böyle kalabilir çünkü ben zaten hemen geleceğim buraya. Hayırdır? Nereye gidiyorsun? Şimdi ben de bilmiyorum. Ana yemekte sunulacak mercimekli bulgur pilavı için yeşil mercimekler haşlanmaya bırakılıyor. Ara yemekte sunulacak kuru cacık için salatalıklar soyuluyor. Rendelenmiş salatalıkla mı yapacaksın cacığı? Rendeleyeceğim salatalıklarımı. Ondan sonra salatalıkların suyunu sıkacağım. Çünkü adı üstünde kuru cacık. Yoğurt kullanacağım, dereotu kullanacağım. Kuru cacık için rendelenen salatalıkların suyu sıkılıyor. İncecik doğranan dereotları salatalıklara ekleniyor. Aa, bu arada senin yemek sayfan mı var? Evet. Peki kaç takipçin var? Toplam mı? Çünkü benim 4 tane ayrı ayrı takipçim, sayfalarım var. Niye 4 tane? Hepsinin içeriği farklı mı? Benim bir tane kombin sayfam var, 3 tane yemek sayfam var. Süzme yoğurt ve kuru nanenin ardından rendelenen sarımsak da kuru cacığa eklenerek bütün malzemeler karıştırılıyor. Havuç dilim baklavada kullanılacak olan fındık ve cevizler robotta ufaltılıyor. Baklava için tereyağı eritiliyor. Şimdi ne yapıyorsun Sevdacığım? Baklavam dinlendi, açıyorum. İnşallah açabilirim. Sence neden yırtılıyor? Yani yırtılmasının nedenini ben anlayamadım. Ben asla... Ama ben anladım. Sayfamda da var. Yağını mı çok koydum? Evet, yağ fazla geldi. Evet, bir şey söyleyeceğim. Bir de ben sütü unuttum ya. Yoğurdu da çok koydum bence. Yok, yoğurt normalde çay bardağının sütü tamamlamak için. Ya bu baklava hiç olmadı. Olur. İki kere açtım ya ben bunu. Kat kat olmasında sıkıntı yok. Zar zor açılan baklava yufkası parça parça tepsiye yerleştiriliyor. Üzeri fındık ve ceviz karışımıyla kaplanan yufkalar kat kat tepsiye diziliyor. Baklava yufkaları merdane ile iyice bastırılarak açılıyor. Eşin romantik midir? Değil. Sürpriz falan yapmaz mı mesela? Var. Geçen gün bana mesela bir tane mont almış. Ne almış? Mont. Niye? Çok geçirdim. Fiyatını görünce normalde. Eyvah ya, yanıyor, koş. Mont ne kadarmış, çok merak ettim. Ya biz o kadar zengin değiliz ama bir 16 milyar vermiş. Ne? O kadar parayı monta mı vermiş? Vermiş mi, hediye mi almış? 16 bin lira değil mi? Yanlış duymadım yani. İşte ben de şaşırdım. Dedim kesinlikle. En son sürprizi o oldu buraya gelmeden önce. Kıvamı tutmadığı için parçalanarak tepsiye yerleştirilen baklava yufkalarının arasına fındık ve ceviz karışımı ekleniyor. Ev hanımları en güzel hamuru en üste koyarlar. Sen neden öyle yapmadın? Aynen ama ben dediğim gibi bir şeyde yanlışlık yaptığım için
Onu beceremedim zaten. Özellikle şu tarafın şekli nedir Allah aşkına? Oraya bakma. Hamur da almış. Cevizler, fındıklar ortada. Güzel yerleri çeksin. Ya insan sağlam olan hamuru en üste koyar. Neden sen de sağlam olan hamuru üste saklamadın? Sağlam bir tane en altta kaldı. Hadi hadi itiraf et. Sağlam hamurun yoktu. Vallahi hepsi parça pincikte. Yine hiç yapamaktan da iyidir. Sevda! Ay Zuhal Hanım. Ay Sevda, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Efendim, Zuhal Topal'la Yemekteyiz de yeni bir haftaya başlamışız görüyorum ki. Evet. Ve de bu da ne? Baklava ama bir şeyini eksik yaptım. Sadece parçalandı tadında. Kesinlikle eminim süper oldu Zuhal Hanım. Merhaba Gürbüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? Sizi gördüm, daha iyi oldum Zuhal Hanım. Evet efendim, yeni bir haftaya start verdik. Gençler, genç kalanlar, kendini genç hissedenler, mutfağa düşkün seyirciler, efendim yeni tarifler bekleyenler, 50.000 TL... Ben fırını açmam lazım, buradan mı? Aç. 50.000 TL benim olsun diyenler hepiniz ekranlarınızın başına. Hoş geldiniz. Efendime söyleyeyim, biz de hoş geldik. Ufak bir tatil yaptık geldik. Ayağımın tozuyla Paris'ten geliyorum canım. Zuhal Hanım, nasıldı Paris? Çok güzeldi, soğuktu. Soğuktu, burası 24 derece. Ne yaptınız oğlum? Burada hava gayet güzeldi Zuhal Hanım. Aa ne güzel. Vallahi burası bahar gibi, ne kadar güzel. Kıştan bahara geldim. Ve de baktım ki Sevda baklava. Baklavanın başına ne geldi tabii? Şurası güzel ama gerçekten bir şeyini ya eksik ya fazla koydum. Sanırım yağını yoğururken biraz fazla kaçırdım. O da yırtılması sebep oldu. Hamur yok sanki. Var var. Var ama yırtıldı diyorsun. Yırtıldı. Neyli baklava? Cevizli. Cevizli. Baklava. Peki sen nerelisin Sevda? Sivaslıyım ben. Sivas'a bir kocaman selam gönderelim. Teşekkür ve de hemen Sevda'nın menüsüne, ilk gün yarışmacımızın menüsüne bakalım. Anadolu çorbası ile başlıyoruz. Nasıl Anadolu çorbası? Anadolu çorbası 4 çeşit bakliyattan oluşuyor. Onları haşladım, kaynadı. Hatta Anadolu'nun birçok şehrinden demek ki değil mi? Evet. Anadolu'muzun, güzel Anadolu'muzun. Efendim ekli yaprak sarma. Kuru cacık, ara yemekler. Nerede? Nerede yaprak sarma? Yaprak sarmam burada. Pişiyor. Ay bu niye kapanmış? Bir gırtçık tencere. Aa bak iyi ki bakmışız oraya. Evet etli yaprak sarma. Zuhal Hanım artanları da ben sardım. Nasıl olmuş sizce? Fena sarmışsın sen yaprak sarmaya. Yalnız ince olanlar benim, kalın kocaman olanları Gülşah sardı. Diyorsun. Senin de elin kolun uzun, maşallah her yere yetişiyorsun. Böyle güzel büyük büyük de gözü tam senin ağzına layık. Bu arada bulgur pilavı için haşlanan yeşil mercimeklerin suyu süzülüyor. Evet kuru cacık varmış etli yap. Aa, ne iddialı menü kız. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Keskin tava mı ana yemeği? Evet. Vay keskin bir tava. Yanında mercimekli bulgur pilavı. Evet. Ve C'ye geliyorum aman Allah'ım. Salataya bak, portakal soslu mevsim salata. El açması ceviz, avuç dilim, baklava. Yanında da reyhan şerbeti. Bir alkış alın. Bravo. Teşekkür ederim. Vallahi güzel. Vallahi beğenmenize iddialı. Çok sevindim. Ay inşallah lezzetlerini de beğenelim sevgili lezzetleri Sevda. Lezzetleri olacak sadece baklavamın görüntüsü. Onun dışında sorun olmayacak. Burayı reyhan da şerbetimi yaptım, orayı hemen temizleyeceğim. Bir ara temizlersin. Sırf sizin için hemen temizleyeceğim orayı. Tabii benim için. Bir kendim bez. İçin vallahi. Bir şey söyleyeceğim, evli misin? 21 yıllık evli, 3 tane de çocuğu var Zuhal Hanım. Üstelik ikizler var. Zuhal Hanım keşke çocuklarımı görseydiniz. Keşke. Biraz önce buradalardı. Allah bağışlasın. Kaç yaşındalar? İkizlerim 10 yaşında. Büyük oğlum 18 yaşında. Ben şu an hala 21 yıllık evde değil, oradayım. Şoka girmiş. Bayılacağım da her yer un. Sen kaç ya? Bizlerde bir resmi olay yokken en ufacık şey. Ay benim çocuklarım sizinle büyüdü Zuhal Hanım. Gece, gündüz sizin bütün dizilerinizi tabii izliyorum. Tabii canım, tabii. Bir nesil benimle büyüdü. Onlar sizin dizinizler. Canım benim, isimleri ne? Küçükler Damla Deniz, büyük olan Polat. Damla'yı, Deniz'i, Polat'ı çok öpüyorum. Teşekkür ederim. İnşallah gene getirirsen bir gün, belki cuma falan. Gerçekten çok güzel ve akıllılar. Oo Allah bağışlasın. Allah hep iyi günlerini göstersin. Şansları bantlar açık. Sağlıklı olsunlar. Eşin ne iş yapıyor tatlı? Eşim tekstil. Tekstil. Sen çalışıyor musun? Ben çalışmıyorum. Ev hanımısın. Evet. Yemekle haşır neşir olman ne ya? Ta kaç yılına dayanıyor? Ev hanımlığından birileri geliyor. Ben çocukluğumdan beri yemek yapmaya meraklıyım ama sağ olsun annem mutfağa sokmaz. Çünkü biz okuldan sonra çalıştık. Evet. Hem okul hem iş. Bravo. Ne oldu? Annem biz gelene kadar yemeklerimizi hazırladı. Mutfağa bizi sokmadı. Derken evlendim. Evlenince bu sefer kayınvalidem mutfağa sokmadı.
Aa. Biraz takıntısı vardı. Bir süre beraber yaşamışlar Zuhal Hanım. Ama ben yanında çırak gibi dolaştım. Sen demek ki meraklısın ki bu kadar mutfağa sokmadıkları hale. Mutfağa beni sen o zamanlar soksaymış. Kızıyorum. Aa, aa. Ben şimdi bayağı farklı yerde. Sen restoran gelmişim. Açarmışsın. Ben açardım. Çünkü iyi şu menüye bak. Elin o lezzetli midir? Hani çünkü elim lezzetli. Hadi göreceğiz işte. Ne yapacaksın 50.000 TL'yi kazanırsan? Lokanta açacağım. Tabii 50.000 TL ile lokanta açılmaz belki. İçime doğdu restoran açarmışsın sen dedim. Olsun. Ev yemeklerinden başlarım ya da tabii. Pilav. Hiç fark etmez. Ufak ufak bir küçük bir butik bir yer. Ben o tarafa geçebilir miyim? Geç canım gel sen nasıl istiyorsan. Ve de biz de bu arada sen işlerini yaparken tabii ki yeni bir hafta gıcır gıcır 0 kilometre. Yeni yarışmacılar, yeni tarifler, yeni menüler. Bakalım 50.000 TL için Sevda dışında kimler yarışıyormuş? Patlat yapıştır! Patlat yapıştır! Yarınki yarışmacımız Eylem Hanım. Eylem Hanım. 29 yaşında ve ev hanımı. Kendisinin temizlik takıntısı varmış. Evet. Enerjik, eleştiri yapmayı seven canlı bir karakter olarak tanımlıyor kendisini. Var mı aşçılık falan? Yok Zuhal Hanım. Ama ev hanımı. Ama ev hanımı. Ev hanımları da çok iddialı. Ben onu söylüyorum. Ev hanımları aşçılardan daha iddialı. Aa, diyorsun. Aşçılar genelde kendi çalıştıkları yerde iddialı. Bu söz kavga çıkarır. Sevda ev hanımları aşçılardan daha iddialı dedi. Özellikle temizliğe çok dikkat ederim. Mutfakta temizlik benim için birinci kuraldır. Ben enerjisi yüksek bir insanım. Umarım karşıma da kendim gibi enerjisi yüksek, aynı zamanda adaletli, güzel ve doğru yorumda bulunan insanlar çıkar. Zuhal Hanım, üçüncü gün yarışmacımız Hakan Bey. Kendisi reklam prodüksiyon işlerinde konuk koordinatörü olarak çalışıyormuş. Aa güzel. Hakan Bey kendisini çok alık biri olarak tanımlıyormuş Zuhal Hanım. Allah Allah, insan kendini öyle der mi ya Sevda? Çok neşeliyimdir, dışa dönüyümdür, enerjiyimdir, şuyumdur, buyumdur dersin ama alığımdır diye. Mesela bunu sen söylesen yadırgamam. Mesela senin söylemen lazım öyle olduğu zaman. Zuhal Hanım, Hakan Bey her şeyi eleştirmeye bayılırmış. Bazen beğense de beğenmiyorum dermiş. Aa bu çok çok tehlikeli bir şey yarışmacı. Beğensen de beğenmiyorum i̇şte diyor. İşte ben ona söyle olur mu? Olur mu? Sonra parayı kazandığı zaman bize küçük ufak puanlarla yarışmaya kazanırsa o parayı nasıl kabul edecek olmaz. Alıktan kastım biraz sakar bir insanım, biraz unutkan bir insanım. Bazen çekingen bir insan olabiliyorum. Bir yemekte eğer bir ev sahibi çok kibarsa ve çok emek vererek bunu yaptıysa sarması iyi sarılmamış olabilir ama tadı güzeldir, buna güzel diyebilirim. Ancak ev sahibinin tutumu kötüyse, o sarma da güzel sarılmamışsa ben bunu kendisine açık açık söylerim. Bunu tolere edemem. Ancak ev sahibinin tutumuna karşı benim de toleransım gelişebilir, değişebilir. Dördüncü gün yarışmacımız Gülbahar Hanım. Gülbahar. Kilisli Zuhal Hanım. Bak. Kilisli yarışmacılardan çok birinci çıktı ha, biz de söyleyeyim. Yemekleri didikleyenlere sinir olurmuş. Evet ben de. Dalga geçer gibi davranılmasından da nefret edermiş. Dur bakalım, onda da yok değil mi aşçılık? Yok Zuhal Hanım. Yemekleri didikleyenlere çok sinir oluyorum ama format gereği incelememiz gerekiyor. Sadece çatalla ucundan bakabiliriz ama didik didik eden birini görürsem masada katiyen benden çekeceği vardır. Ve son gün yarışmacımız Emre Bey. 33 yaşında ve Sivaslı. Ben de Sivaslıyım. Hadi bakalım. Kendisi alaylı aşçıymış Zuhal Hanım. Şu anda çalışmıyor. Ama İngiltere'de bir restoranda 4 yıl çalışmış. İngiltere'de. Emre Bey bak, alaylı aşçı İngiltere'lerde falan çalışmışmış. Kendisi fast food restoranında çalışmış Zuhal Hanım. Fast food. Abi hamburger yer miyiz? Bir sosisli goralı. İşte hamburger falan koyacak. Yani. Diyorsun. Aşçılık serüvenim aslında alaylı benim. Ben okumak için İngiltere'ye gitmiştim. Daha basit olduğu için gıdayı seçtim. Orada 4 senelik bir aşçılık serüvenim oldu. Hem sıcak kahvaltı, hem sıcak sandviç, hem soğuk sandviç. Hızlı tüketim malzemeleriyle 4 sene boyunca orada çalıştım. Portakal soslu mevsim salatası için havuçlar rendeleniyor. Bu arada ben bu rendenin neden böyle yapmadığımı söyleyeyim. Sadece yukarıdan aşağı yapıyorum. Neden? Havuçlar daha diri oluyor, daha uzun oluyor. Bakın böyle. Bu kadın işi biliyor. Baklavam şansıma, tadı güzel olsun sadece görüntüsü o da. Sen sık sık yapmıyor musun baklava? Sık sık, daha evde baklavam var benim. Çok güzel oldu. Abi onu getirseydin. Ay keşke elim şey olsaydı. Şurayı temizleyeyim ben. Bunun eksiği var diye düşünüyorum. Bir bakalım. Narım olsun, en son. Parçalandı birazcık ama tadı güzel olsun. Şerbetini iyi çeksin. Gülbüz çıtır, bu çıtır. Narı benim hazırlamam gerekiyor mu sunumda mı? Tabii ki. Önceden her şeyi hazırlayıp kesmen gerekiyor ama sonra birleştirebilirsin. Masanı mı kurdun sen? Kurdum. Vallahi bravo, yapmışsın, çıkmış aradan.
Bakayım şöyle ucunda. Ay bak bak lütfen. İnşallah beğenirsiniz. Ay sen sen getirmişsin şunlara bak ben altınlarca. Sen böyle süspüs kokoşluk. Bak bak şunlara bak. Şey Zöhre Hanım. Efendim? Şamdanlarımı, suplalarımı, peçeteliklerimi ben kendim boyadım. Çatal bıçak takımıma uysun diye. Sen boyadın. Evet. Açamıyorum şimdi ucundan baktım da. Sonra yok yok açmayayım bir şey düşer kıl tüyüm bir şey. Aman aman müsebbib olmayayım. Sonra çok üzülüyorum o tabaklardan bir şey. Gürbüz ya. Zuhal Hanım. Sana Paris'ten bir şey almıştım burada kalmış. Alsana. Şans getirsin fil. Fil berekettir biliyorsunuz. Evet hadi al bereketini gör. Ver ver evin dekor şeyi getir ya. Bu arada mevsim salatası için sıkılan portakal suyu kaseye alınıyor. Portakal sosuna hardal, bal ve nar ekşisi ilave ediliyor. Evet Sevda ben gidiyorum. Sana tamam, bol şans diliyorum. Masada görüşürüz. Görüşürüz her şey senden yana olsun. Tamam çok teşekkür ederim. Hadi rast gitsin inşallah su gibi aksın lezzetlerine bak tamam. Lütfen. Heba olmasın şu menü. Şu menünün hakkını teşekkür ver. Teşekkür ederim inşallah. Şu iddianın altında kalma. Lezzetli çıkar yemekleri 50 binden olma sonra. Aa gene bir şairanelik geldi bana. Ben gidiyorum alasmaladı. Görüşürüz Gürbüz kolay gelsin. Görüşürüz Zuhal Hanım. Zuhal Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Sevdacığım salataya portakal sosunu da koydun mu? Hayır bunu sunumda ben şu anda hazırladım. Aa Zuhal Hanım geri geldi bu arada. Merhaba Zuhal Hanım. Bu arada şu portakal sosunu görebilir miyim lütfen? Biraz önce yaptım. Limon, portakal suyu, hardal, tuz, bal da var. Dur sana kapağı açayım. Ve salatamız da hazır. Aman dikkat etmiş iyi olmasın. Bulgur pilavı için tencereye biraz sıvı yağ ekleniyor. Rendelenen soğanlar sıvı yağda kavrulmaya başlıyor. Bu olana kadar ben onun terbiyesini yapacağım. Yalnız bir kaba ihtiyacım var benim. Şurayı kullanabilirim değil mi? Kullanabilirsin tabii ama yıka bence. Hepsini tek tek yıkadım gördünüz mü? Hiç yıkamadan hiçbir şey kullanmadım. Anadolu çorbasının terbiyesi için 2 kaşık unun üzerine yoğurt ve yumurta sarısı eklenerek karıştırılıyor. Kaç dakikam kaldığını bana? Hemen söylüyorum. Kalan süren tam 47 dakika. İyi sadece benim ne kaldı? Pilavım zaten oldu. Kettle'ımda su kaynıyorsa kaynamıyor. Su alabilir miyim? Bulgur pilavının soğanı kavrulmaya devam ediyor. Pişerken kesilmemesi için terbiye çorbanın suyuyla ılıştırılıyor. Şimdi pişmeyen neyin kaldı? Sadece benim ana yemeğim kaldı. Başka ne kaldı? O kadar sanki. Siz hatırlatır mısınız bana neler kalmış? Mesela salatanın narını ayıklamadın henüz. Sadece nar. O da sunum için. Eğer oldu da yetiştiremezsem kullanmayacağım. Bulgur ve yeşil mercimek soğanlarla birlikte kavruluyor. Pilava bolca tereyağı ekleniyor. Bu arada Emre demiş ki, mercimekli bulgur pilavı öğrencilerin karnını doyurmak için yaptıkları bir yemek. Bu yarışmada ne işi var bilmiyorum demiş. Ben hiçbir öğrencinin mercimekli bulgur pilavı yaptığını görmedim. Benim oğlum da öğrenci. Bu arada Emre demiş ki, mercimekli bulgur pilavı öğrencilerin karnını doyurmak için yaptıkları bir yemek. Bu yarışmada ne işi var bilmiyorum demiş. Ben hiçbir öğrencinin mercimekli bulgur pilavı yaptığını görmedim. Benim oğlum da öğrenci. Asla görmedim. Ve bunun kıvamı tutturmak diğerlerinden daha zor. Çünkü mercimeği önceden haşlıyorsun. Diri kalabilir. Siyah suyunu ben çıkarttım gördünüz süzdüm. Soğan rendeleniyor. Hangi pilava soğan rendeleniyor? Makarna ya da pirinç pilavına rendeleniyor mu ya da doğranıyor mu? Hayır. Bu arada mercimekli bulgur pilavına hangi baharatları attın? Toz kırmızı biber. Şimdi tuzlatacağım. Ama önce şunu atayım da unutmayayım. Hazırlanan terbiye de Anadolu çorbasına karıştırılarak ekleniyor. Bu arada Emre aşçılık geçmişi olan tek rakibin. Mercimekli bulgur pilavın için yaptığı yoruma ne diyorsun? Sadece benim bulgur pilavıma mı takılmış? Öbürleri hakkında bir şey söylememiş mi yani bir tek onu mu bulmuş? Ben menüme bulgur pilavını uygun gördüğüm için yaptım. Ben pirinç pilavında o kadar iddialıyım ki ben çok mevcut yemekleri yapıyorum yüzlerce kişiye.
Ve pilavı ben yapıyorum. Ama herkes burada pirinç pilavı yaptığı için değişiklik olsun diye ben bulgur pilavı yaptım. Keskin tava güzeldir aslında ama bakalım güzel etini bulabilecek mi? Çünkü koyun ya da kuzu bulması gerekir. Onu harmanlayabilecek mi, marine edebilecek mi? Marine etti diyelim, zaten altına bir ezme gibi bir şey yapıp koyacak. Bu kadar basit. Mercimekli bulgur pilavı. Yanına yakışmış ama dediğim gibi bence bakliyatlardan gitmek istedi. İnşallah pişer yeriz. Notumuzu ona göre veririz. Ana yemek keskin tavada kullanılacak olan arpacık soğanlar birer birer soyuluyor. Portakal soslu mevsim salatanın süslemesinde kullanılacak olan nar ayıklanıyor. Narları bile tekrar yıkadım. Vallahi bravo. Bu arada tezgahın çok dağınık görünüyor. Ben orayı temizleyeceğim. Çünkü ben bunları halletmeden geçemiyorum. Bana burada kapya biber lazım. Bunu çöpe atabilecek miyim? Sığacak mı çöpüm? Bulaşıkları da makineye yerleştirsen aradan çıkmış olur sanki. Şey, sunum için. O anda panik olmazsam kendime şey lazım biraz bana. Salatalık sunum için kullanacağım. Onu da şimdiden yap bence. Aynen, yapayım ben bunu. Şurada dursun. Ama önce alayım burayı. Yarışmacımız hızla bulaşıkları da toparlıyor. Hadi artık bence keskin tavaya geçelim. Tamam, baklavama son kez bakayım. Ay, gitmiyor. Gitmiyor. Bulgur pilavı ve çorba pişti mi? Bunu kapattım, onu kapattım, onu kapattım. Sadece bunun, çorbamın yağı kaldı ama onun için bir tavaya ihtiyacım var. Onu son anda da yaparsın. Bence bir an önce keskin tavaya başla. Keskin tava için domatesin kabukları soyuluyor. Neden ana yemek olarak keskin tavayı tercih ettin? Keskin tavayı biz biraz etçiyiz. Daha önceden de söylemiştim. Aslında benim menümde bonfile vardı. Son haftalarda bonfile çok yapıldığı için ben onu keskin tavaya çevirdim. Davet sofralarında bonfile, pirzola tarzı yemekler güzel oluyor. Yakıştırıyorum yani böyle yemekleri. Kabukları soyulan domatesler büyükçe doğranıyor. Yine büyükçe doğranan yeşil ve kırmızı biberler de domateslerin üzerine ekleniyor. Arpacık soğanlar ve kuzu pirzolalar da tepsinin en üstüne yerleştiriliyor. Sadece sarımsağım kaldı ve sosumu bunu da yapacağım. Salça sosum. Ay! Baklava yanıyor galiba. Koş koş! Havlum nerede? Havlum gitmiş. Ya boş ver havluyu. Baklavaya bak, baklavaya. Nasıl? İyi. Az daha ben şunu yapana kadar. Ben buradan ne alacaktım? Salça alacaktım. Bir de sarımsağımı inşallah buralara koymuşumdur. İçecek reyhan şerbeti. Reyhan bu ara zor bulunuyor. Taze mi yapacak onu bilmiyorum. Taze reyhandan mı kendi yapacak illaki ama hani kuru reyhandan olursa çok bir şey olmaz. Lezzetli olacağını düşünmüyorum. Buzdolabında dinlenen reyhan şerbetinin suyu süzülerek sürahiye alınıyor. Ve reyhan şerbeti de hazır. Evet, bunun dolabı inşallah sığardı. Burada bir tane parça var. Sığar sığar. Ne kaçmış içine? Karanfil kaçmış da onu attım. Nereye sığar, sığmıyor. Eyvah! Ne yapacağız? Buraya sığar biliyor musun? İyi, bir dene bakalım. Sığdıracağım. Ay, çok zaman kaybediyorsun. Ne eksiğimiz kaldı? Bunu buraya koyuyorum. Baklavamı çıkartacağım, şerbetimi dökeceğim. Pişmiş mi baklava? Biraz daha olsun. Aa, olmamış. Hay Allah! Ne yapacaksın peki? O zaman ben bunu biraz yükselttim. Tamam mı? Hadi şu keskin tavayı da bitir hemen. Kız, şaka maka başardım. Farkında mısın? Benim sayende. Ay, teşekkür ederim. İyi motive ettim ama, değil mi? Ben yaparım dedim. Sadece ben baklavamda takıldım ya. Kabukları soyulan birkaç diş sarımsak da kuzu pirzolaların üzerine ekleniyor. Son olarak üzerine salçalı su karışımı eklenen ana yemek keskin tava da nihayet pişmeye hazır. Keskin tava lezzetli, pirzola severim. Ama fırında, yani baktığın zaman sebzeleri doğrayacak. Pirzola kalem kalem fırına at, üzerini kapat geç. Yani marine edecek, sebzeleriyle birlikte fırına atacak, üzerini pişirecek. O zaten kendi halinde olacak. Ana yemekle çok bir işi yok. Cevizli havuç dilim baklavanın üzerine şerbeti dökülüyor. Biraz dinlenseydi ama olsun. Ben size söyledim mi bilmiyorum.
Ben bunun yumurtasını unuttuğum için böyle oldu. Vallahi bu bilgiyi bana vermekte hata ettin çünkü benim ağzımda bakla ıslanmıyor. Hayır, yumurtasız da bakın baklava çıkartabildim. Ya baklavanın hamuru yumurtasız olur mu ya? Olur, niye olmasın? Şaka maka fena görünmüyor. Olur, gördüğün gibi. Üstünü örtmeyecek misin? Çektikten sonra bunun üstünü örteceğim, tamam mı? Tezgahı da hemen temizle bence. Hayır, yemeğim. Ve ana yemeğimiz keskin tavada nihayet pişmeye başladı. Tamam, şurayı temizleyip hemen bitiriyorum, bir de bunu dolayalım. Hah, onu da kaldır. Ay, çorbanın yağını unuttun. Koş koş. Etli yaprak sarmaların güzel oldu mu sence? Hayır, güzel oldu. Sadece yaprağımdan korkuyorum. Siz kendi yaprağınızı unuttunuz. Sen benimkini boş ver. Şimdi çorbamız da artık oldu galiba. Bunu da tamamen kapatmayacağım kesilmesin diye. Tuzunu da o yüzden en son koydum. Son 5 dakika. Yarışmacımız hızla mutfağı toparlıyor. Çabuk Sevdacığım, çabuk. Biz yemeklerim bitti, mutfağımı temizledim. Bana yardım eder misin? Tabii ki ederim. Ama sofranda bir eksiğin var. Hadi bakalım, ekmeğim var. Suyumu şimdi ben koymak istemiyorum ama. Hadi koş getir hemen. Hadi sepetimi alayım önce. Sen hemen ekmeğini koy getir. Yarışmacımız ekmeklerini de hazırlayıp koyuyor hemen masasına. Şimdi giymeye gidebilirim. Güle güle Sevdacığım.